Buyurun, ne arzu etmiştiniz? Ben camdaki ilanı gördüm, onun için geldim. Yukarı çıkmanız gerekiyor yalnız. Seyfi. Efendim. Bayan bulaşıkçı ilanı için gelmiş, yardımcı olur musun? Bulaşıkçı mı olmak istiyorsun? Evet, çalışmak istiyorum. İş ağırdır ama baştan söyleyeyim, dayanabilecek misin? Genelde erkek kalemi alıyoruz biz bulaşık için ama. Pek gözüm yemedi anlaşılan. Ne diyorsun, gelecek misin önüne? Yok, teşekkür ederim. Arkadaşlar et hazır mı? Hazır. Tamam, makarnayı da hazırlayın. Anne neredeydin? İşim vardı. Dişçiye gittim. Telefon da mı açmadı bir daha? Aramadı. Kerim de geldi, hemen gitti geri aramak için. Allah Allah. Oyun mu oynuyor bu bizle ya? Telefonda geleceğim dedi. Fatma Gül geleceğim dedi ama asıl sen ne dedin? O daha önemli. Bak sen de bana saldıracak yer arıyorsun. Ne diyeceğim? Bin taksiye gel dedim. Vallahi hır çıkmasın diye kendimi sokaklara attım. Ha, suçlu mu oldum şimdi? Laf. Kerim ne zaman geldi gitti? Çok oldu. Bana bak, asma sen de suratını. Bak şuraya yazıyorum, kuyruğunu kıstırıp gelecek bu. Boşuna harap ediyoruz, boşuna canımızı sıkıyoruz. Aklı sıra bizi cezalandırıyor. Sinsi şey. Kızım Mustafa sayesinde Fatma Gül'den haberi olmuş. Sonra da merak etmiş kimdir nedir diye. Ve izinizi sürmüş. Sen de tesadüfen karıştın yani bütün bunlara. Ne garip. Bir keresinde bu sevdiği adamın sevdiğini görmeye gittiğini falan söylemişti. Kızı bulmuş, konuşmuş falan. E abi, kız sana her şeyi anlatmamış. Yok abi, ben bunun bir tesadüf olduğuna inanmıyorum. Kesin bir iş var bu işin içinde. Ne diyorsun yani, ne mesela? Bilmiyorum. Belki kız Mustafa'yı korumak için yalan söylemiştir. Belki de bu herif hepimize bir oyun oynuyordur ha. Ya da Fatma Gül'e tuzak kurmuştur falan. Yok, hiç zannetmiyorum. Sevdiği kadını başka adamlara peşkeş çekecek kadar adi olduğunu zannetmiyorum. İntikam alacaksa da başka türlü intikam alır. Kızın anlattıkları yalan olamayacak kadar saçma. E Mustafa da elimizin altında olduğuna göre inanmaktan başka yapacak bir şey yok zaten. Ya sen de takma bu kadar kafaya. Bu da size ders olsun. Öyle her önünüze gelenle yakınlık kurmayın. Böyle bir lüksünüz yok. En azından unutulana kadar. Sen de o kadını kontrol altında tut. Sağa solu belli olmuyor mukaddesin. Herkesten daha tehlikeli. Gördük işte. İlk fırsatta tehdit etti. Paradan başka bir şey düşünmüyor. Sana söylüyorum Kerim. Sahip ol o kadına. O kadın var ya, benim umurumda bile değil. Benim şu an tek düşüncem Fatma Gül'ün eve tekrardan geri dönmesi. Ondan sonra hiçbirinizin yüzünü görmeyeceğim. Hepinizden nefret ediyorum, tiksiniyorum ya. Manyak mısın lan sen? Biz mi kaçırdık Fatma Gül'ü? Onun adını bir daha ağzına alma. Hey, sakin. Bana bak, sen durumu karıştırmaya başladın ha. Sen bize niye hırslanıyorsun ki? Biz senin karına hiçbir şey yapmadık. Sonradan senin karın oldu. Seni var ya öldür. Öldür lan hadi. Öldür hadi, öldür. Kerim! Kerim! Onun adını bir daha hapiste ağzınıza almayın. Yoksa hepinizi teker teker öldürürüm. Sakin ol, sakin! Rahat bırakın bizi, rahat bırakın. Çamurunuzu bulaştırmayın. Manyak lan bu. Kafayı yemiş.
Damarına bastın adamın be. Kerim'in karısı o kadın, bilmiyorum farkında mısın? Senin yüzünden geldi bunların hepsi başımıza. Tutamadın çeneni, çıktı tepemize herif. Hadi, hadi, hadi yürüyün gidiyoruz, hadi. Bir şey oldu mu sana bakayım? Hadi yürü. Lan herif de bana sardı ya. Bir yerde patlayacağı belliydi zaten. Sen niye üzerine gidiyorsun o zaman? Ya bırak ya sen de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.